daha insanı anlatırken bizim okullarımız, mekteplerimiz Avrupalı kafirlerin ortaya koyduğu dünyanın en büyük yalanını sergilemiştir. İnsanın aslını, kaynağını, menbaını, atasını, ceddini götürüp götürüp bir hayvana, bir vahşi maymuna dayandırmışlardır eğitim sisteminde. Hatayı görüyor musunuz, dalaleti? İnsanın aslı, esası, ceddi, atası bir hayvandır ki insana benzeyen maymundur. İnsan hayvandan meydana gelmiştir demek suretiyle bize insanı hayvan diye anlatmaya kalkışmıştır bu eğitim sistemi. Nereden başlıyor görüyor musunuz? Felsefeden başlıyor, filozoflardan başlıyor, kafir mütefekkirlerden başlıyor ve sakat başlıyor, yanlış başlıyor, tehlikeli başlıyor. Bu başlangıç yanlışla, yanlışa dayandığı için, dalalete ve sapıklığa dayandığı için bu dalaletin üzerine bina edilen bütün mektepler en sonunda iflas etti. İflas etti. Yanlış üzerine kurulmuştu çünkü. Tarih kitaplarında ilk insanın vahşi olduğu anlatılıyordu mekteplerde. Vallahi azim. Hepimiz okuduk bunları. İlk insan mağara kovuklarında vahşi, kıllı, tüylü, poslu, elinde taşlı, sopalı, vahşi canavar gibiydi ilk insan. Oradan medenileşti, yuvarlandı, düzeldi. Dünyanın en büyük yalanlarını okuttular bize mekteplerde. Neymiş efendim, Avrupalı böyle düşünüyor ya, ben böyle düşünmesem medeni olamam, çağdaş olamam diye bunu yaptılar. İlk insan vahşi idi onlara göre. Taş devri, efendim cilalı taş devri, demir devri, tunç devri, vallahi hepsi yalan bunların. Ama mekteplerde okuttular. Mektepler yalan üzerine kuruldu. Eğitim sistemlerimiz yalan üzerine kuruldu. Ortada fikir hürriyeti var, ben söylüyorum. Bunları söylemeyeceksin, anlatmayacaksın. Ey çağ dışı hoca, derlerse bu memlekette fikir hürriyeti olmadığını haykırırım. Söyleyeceğiz. Gelsinler, burada söylememizi istemiyorlarsa erkekçe televizyonun aynasına bizi buyur etsinler, ne kadar üniversite profesörü varsa toplasınlar, davullarla, kamyonlarla kitap getirsinler, biz de Kur'an-ı Mübin'den ve dini ve zeytuni ve kûr-i sînîne okuyacağız emin. لَكَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ayet-i kerimesini elimize alalım, saatlerce 40 milyon insanın karşısında müzakere yapalım. Erkekçe eğer yapacaklarsa. İşin artık sapık tarafları bilinmesi lazım. İşte tıkandık be kardeşim. İşte tıkandık ya. Mekteplerin kapısında jandarma bekliyor. Tıkandık, tıkandık. İflas bayrağını çekti her şey. Tükendi. Sepetin içinde pamuk diye bir şey kalmadı. Saklamaya ne hacet? İflas etti kardeşim. Değiştir tezgahını. İnsanın aslı maymundur, hayvandır. İlk insan vahşiydi. Mağarada yaşıyordu. Taş devri, cilalı taş devri. Orta çağ, yakın çağ, falan çağ diye Avrupalı sahtekarların, kafirlerin görüşünü mektepte okutmaya kalkışırsan işte böyle silahlı, külahlı gençler seni mahveder. Önüne bakayım, niye önleyemiyorsun? Niye önüne geçemiyorsunuz, söyler misiniz bana? Bunlar korkunç meseleler. Bunların çözümlenmesi lazım. Bunların artık erkekçe anlatılması ve anlaşılması lazım. Saklı bir şey kalmaması lazım. Dünya elek gibi atılıyor. Dünya kalbur gibi eleniyor kardeşim. Kapalı rejimler çöküyor. Diktatörlükler batıyor.
dünya bir arayış içinde. Dünya insana en uygun nizamı arıyor. 20. asır bitti, 21. asır geliyor. Yeryüzünün doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar bütün insanlık rahmet arıyor. Rahmeten lil alemini arıyor, Muhammed Mustafa'yı arıyor. Ey insanlığa! Dünya bir ateş cehennemine döndü. Dünyada insan namına bir şey kalmadı. Demokrasi yalanlarıyla zulümler işleniyor, tezgahlanıyor. Yeryüzünde insan diye bir şey kalmadı. İnsanın yerini eşya aldı, madde aldı ve medeniyet insan medeniyeti değil, eşya medeniyeti haline geldi.